Hızla ünlenen bazı şarkılar gibi mutluluk da sınırları kolayca aşıyor. Ancak mutluluğun nedenleri her ülkede farklı. 2015 Dünya Mutluluk Raporu'nu hazırlayan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, ekonomi, psikoloji, sağlık ve kamu politikaları alanlarından uzmanları bir araya getirerek farklı ülkelerdeki refah durumunu değerlendirdi. Bu yılki raporun en üst sırasında İsviçre yer alıyor. Eski birinci Danimarka üçüncü sıraya düşmüş. Kuzey Avrupa genel olarak ön sıralarda. Amerika ise Brezilya'nın önünde 15. sırada, ancak komşusu Meksika'nın arkasında. Raporun editörü ve koordinatörü Claire Bulger, yüksek gelirin üst sıralardaki ülkelerde yaygın bir özellik olduğunu, ancak paranın doğrudan mutluluk anlamına gelmediğini söylüyor. Temelde gelir önemli. Temel ihtiyaçların karşılanabilmesi, gerekli gıdaya sahip olmak gerekiyor. Ancak belli bir düzeyden sonra gelir mutluluğu garantilemiyor. Mutluluk sıralamasında en üstlerdeki ülkelerde genel olarak yolsuzluk az ve sosyal destek yüksek. Yani insanlar zor zamanlarında dayanacak birilerini bulabiliyor. Bulger, sosyal desteğin ekonomik krizden çok ciddi etkilenen iki ülke olan ve sıralamada ikinci gelen İzlanda ile 102. gelen Yunanistan'ı ayıran etken olduğunu belirtiyor. En düşük sıralarda yer alan ülkeler genelde aşırı yoksullukla boğuşuyor ama bu da genel kural değil. Suriye listenin sonlarına düştü. En altta Orta Afrika Cumhuriyeti var, Afganistan var. Yani yalnızca yoksul değil, aynı zamanda yüksek düzeyde şiddet ve savaş yaşanan ülkeler en alt sıralarda yer alıyor. Rapora göre mutluluğun dozunu belirleyen diğer faktörler ortalama yaşam süresi, yaşam tercihleri yapma özgürlüğü ve cömertlik. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.